6. sınıftayken beden eğitimi öğretmenim tarafından keşfedildim. Onunla birlikte çalışmalara başladık. 2-3 yıl kadar Karabük Yenice Kalaycılık Öğretim Okulu'nda hocamla birlikte antrenman yapıp okul yarışlarına katılarak daha sonrasında başka bir antrenöre geçtik. Spora başladığımızda böyle düşüncelerimiz ya da fikirlerimiz yoktu. Sonrasında yani buna yönelik yeteneğimizin olduğunu fark edip bu yolda ilerlemeye devam ettik. Bir önceki antrenörümle 5 yıl kadar Zonguldak'ta yaşadım. Onunla birlikte güzel dereceler elde ettik. Yıldızlar'da 2013 yılında dünya şampiyonasında birinci oldum. Ben buralara kolay gelmedim. Kimse kolay gelmiyor. Yani en çok da çocukluğumdan vazgeçtim. Ailemden uzak kaldım. Annemi kaybettim. Yani bunlar benim için zor şeylerdi. Yani ama üstesinden bir şekilde geldik. Hala yolumuzdayız yani. Devam etmeye gayret edip çaba gösteriyoruz, emek veriyoruz. Ve bunun karşılığında da güzel bir şeyler elde etmek istiyoruz yani. Rio barajını 2016 Mayıs ayında Diamond League'e katılarak barajı geçtim. Orada da ilk Diamond League'imde üçüncü olarak hem olimpiyat hem Türkiye şampiyonu, Türkiye rekorunu kırarak olimpiyat barajı geçtim. This is Emel Dereli of Turkey, who set a new national record just 20 years of age, improving all the time. There's the full result then, a new national record, as I said, for the 20-year-old. Watch out for her in the coming competitions, Martin and Brooks. 17 yaşında olimpiyat gördüm. Yani benim için güzel bir duyguydu. Şimdi yani duygudan ziyade hedeflerim var. Yani olimpiyatta madalya alarak hem kendimi hem ülkemi gururlandırmak istiyorum. Dünya şampiyonu olduğumda yani yaptığım başarının aslında genel olarak farkında değildim yani. Çünkü daha yaptığım işi tam anlamıyla bilmiyordum. İşte böyle büyük bir başarıya imza attığımın farkına çok sonradan vardım. Yani onun üzerine de dereceler almaya devam ettim. Yani dünya yıldızlarda en iyi dereceye atıp ikinci sporcusu oldum. Ondan sonrasında Avrupa gençlerde madalyalarım oldu. Avrupa büyüklerde madalya aldım. Zaten 2016'dan sonra sakatlık dönemine girdim. Yani her yıl üstüne ekleyerek sakatlıklar geçirdim. Ben spor psikoloğu olarak psikolojik destek kısımlarını dengelemeye çalışırken aileyle de bağlantı kurmam gerekiyor. Fizyoterapisti varsa fizyoterapistiyle, diyetisyeni varsa diyetisyeniyle, ondan sonra antrenörüyle. Yani bir 360 çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da her parametre açısından çocuğun evrelerini anlayabilmek ve o boyutlara yapabileceğimiz teması görmek açısından önemli. Örnek veriyorum, sakatlık geçirmiş bir sporcu sahaya geri dönüş evresinde bizim fizyoterapist ve diyetisyenle yapacağımız bağlantı, bunun sonra antrenörle toplu bir görüşme haline çevrilmesi bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Orayı kazanmadan bir ilerleyiş ya da bir temasta bulunmamız zor olabiliyor. O yüzden biz bu konuda bir ekip işini çok önemsiyoruz. Ve şu anda güzel bir ekiple birlikte yoluma devam ediyorum. Yani benim için önemli ve daha fazla şey ifade ediyor aslında. Hani bir sporcu olarak profesyonel anlamda çalışılması gerekiyor ve bunun için de bir ekibe ihtiyacı var bence. Ya benim spor psikoloğum ve diyetisyenim var. Bunlarla yolumdayım ve belki daha sonrasında işte fizyoterapist, masör tarzında yeni kişileri de alabiliriz ama şu an için bu şekilde ilerliyorum ve bana destekleri çok büyük. Bana inanan, güvenen insanlarla yoluma devam ediyorum. Buna antrenörüm de dahil. Emel Dereli'nin ekibinde de yardımcı antrenörlük yapıyorum. Emel Dereli İzmir'de olduğu zamanlarda milli takım kamplarının dışında burada beraber antrenmanlarda bulunuyoruz.
Onunla beraber çalışmak bizim için tabii ki de gurur verici. Yani bu yaşta benim açımdan, kendi antrenörlük kariyerimin gelişmesi açısından Emel Derel'in ekibinde yer almak benim kendi gelişimimi üst seviyelere çıkarmamda rol etkiliyor. Antrenman programlarında bulunmak veya halterde onu takip etmek, atışlarını izlemek tabii ki de her genç için büyük bir heves. Emel'le olan çalışmamızı vücut bileşimini branşına göre en ideal düzeye getirmeyi amaçladık. Bu yönde de oldukça güzel yol kat ettik. Bunun dışında tabii ki dönemsel kan tahlili değerlendirmeleriyle eksik olduğu vitamin mineral ihtiyaçlarını yerine koymaya çalıştık. Gerek beslenmeyle gerek takviyelerle. Onun dışında tabii ki mevcut yarış programına göre, hedef yarışlarına göre antrenman ve antrenman sonrası toparlanma, yarış öncesi hazırlık, yarış sonrası toparlanma konularında da özellikle ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Ekim 2018'den beri düzenli olarak çalışıyoruz. Disiplinli bir çalışma içerisindeyiz. Emel'le beraber biraz daha atletizm içinde konuşuyorum böyle. Fizyoterapist, psikolog ve antrenör üçlü bir takım halinde olundu. Ve ayrı ayrı hepsi Emel için uğraşıyoruz bu şekilde öyle. İyi bir derece atabilmesi için. Ekip çalışmasına yatkın olan sporcularla daha işbirliği içerisinde ve daha bütüncül çalışmalar yürütme şansımız oluyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Emel. Emel şu an kendisi bir ekibini kurdu. Kendi fizyoterapisti, diyetisyeni, spor psikoloğu ve antrenörü olarak biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Ve kendi yaptığımız planlamalar ve bilgi paylaşımından sonra bu konuda toplu bir toplantı alıp sporcuyla birlikte de süreçleri analiz ederek daha iyi bir ilerleyiş gösterebiliyoruz. İnşallah bu sayı giderek artar ve birçok sporcumuzun da ekibinde yer alarak onların bu süreçlerine, bu maceralarına bizler de yeterli katkıyı sağlayabiliriz. Bunun için uzun zamandır savaş veriyoruz aslında. Ben 2018 yılından beri diyetisyenle birlikte çalışıyorum. 2016'dan beri de spor psikoloğum var. Onunla birlikte devam ediyorum bu yola. Daha yeni bu yıl bir araya gelebildik. Ekibi daha bu yıl yeni bir şekilde bir araya gelip bir şeyler yapmaya başladık. Yani bu benim için çok anlamlı ve çok güzel bir şey. Bunun savaşını verdim çünkü. Yani gerekli destekler gerekli yerlerden evet verildi. Hep yalnızım aslında yani ben işte 2013'ten sonra biraz parlamaya başladım. Ondan sonra hemen hemen her girdiğim yarışta rekor kırmaya başlamıştım. Yani kendi rekorlarımı kırmaya başlamıştım. En sonunda Büyükler Türkiye rekorunu da atarak kendi adımı yazdırdım. Yani zordu, zor süreçti aslında. Alttan gelen biri olsaydı çekişebileceğim işte ne bileyim beraber antrenman yapabileceğim ya da kamp ortamlarımda olabileceğim birileri olsaydı belki daha farklı olabilirdi. Ama şu anda alttan gelen yeni sporcularımız var. Bu da çok güzel bir şey. Yani beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Alttan gelecek sporculara ve Türkiye'yi emanet edebileceğimiz küçük kardeşlerimize ihtiyacımız var. Yani olimpiyat benim küçüklüğümden beri hayalim olan bir şey. Ben bir tane kitabın içine bir kürsü çizdim. Kürsünün en ortasına da kendi adımı yazıp diğer taraflarına da rakiplerimi yazmıştım. Bu en başından beri yani çocukluk da olsa sonuç olarak var olan bir şey ve ben bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve doğru bir şekilde yapmaya gayret ediyorum. Hani ekibim, antrenörüm de bu konuda bana destek. O yüzden yani kendime inanıyorum, güveniyorum. Ekibim bana inandığını, güvendiğini de biliyorum. Hani bu yıl benim için her şey güzel olacak. Bundan şüphelenmiyorum.